Gökçe gelin salonunu açık tonlarda dekore ederek ferahlık katmış. Oturma grubu gold detaylı, krem rengi kanepeler ve istiridye berjerden oluşuyor. Televizyon ünitesi salona uygun ancak televizyona göre çok küçük. Ekru rengi fon perdeler salonun genel havasına hitap ediyor. Ah bir de o braçollar ve perde topuzları olmasa. Sarmalle davize tarz olarak doğru ama renk olarak keşke gold bir model seçilmiş olsaydı. Son olarak gold ayaklı mermer görünümlü zigonların da bir gelin evi klasiği olarak gelin evi saatinin yanında yer alabileceğini belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Evet Feyza'cığım senden başlayalım mı? Evet ben bugün bayağı dolu geldim dünden sonra. Şu iki fonu çok fazla buldum. Bu avizeyi hediye mi getirdiler? Evet hediye geldi. O amcamız geldi, aldı. Onu da öyle kullanıyorum burada. Sağ olsun. Bir de odan çok boş değil mi duvarların? Yani dört tane evli diyorsunuz. Duvarlara çok bir şey yapıştırmak istemedim açıkçası. Çünkü zaten kiracıyım. Televizyon ünitemin önüne ufak bir duvarla bir şeyler yapmak isterim. Hava katmak isterim. Onlar var. Onun dışında köşede bir çiçeğim var, saksım var. Yani onunla da bir hava katmak istedim. Zaten ben salona girdiğimde çok böyle kapalı bir salonu sevmiyorum. Koyu rengi sevmiyorum. Hani böyle girdiğinde benim için ferahlayacak. Ben de tam aynı şekilde o hayalimdeki salonu kurduğumu düşünüyorum. Biraz boş geldi benim gözüme. Duvarlar galiba çiçeğin de hediye gelmiş. Onun da üzerinde kurdele gördüm ama. Evet onu babam yani yeni ev hediyesi olarak aldı. O şekilde. Sağ olsun. Evet. Ben de halıları yorumlamak istiyorum. Aslında mobilyaların daha böyle krem tarzı. Ama halılarda bir grilik var. O pek uyum olmamış. Grilik mi var? Aslında grilik. Yani beyaz krem gibi. Krem değil mi? Neredeyse griler de var. Kanepelerle aynı renk gibi geldi bana biliyor musun? Ben buradan öyle görüyorum. Yani belki yanar dönerli olduğu için mi öyle düşünmüş olabilirsin belki de. Ama hani krem renk olarak aldım ben. Ne kadar aldın halını? Halımı 1000 TL'ye aldım. Halı biraz büyük mü buraya? Sizce? Evet, ya da bence ideal. De böyle de seviyor. İdeal diyor. Evet, halı ideal. Bak halı sevenler ideal diyor. Ben çok halı sevmiyorum. Aslında parçalık evet. Değil ama ideal. Zaten tekrardan. Bence iyi buraya. İyi bulmuşsun. Evet. Kanepelerin fiyatı nedir koltuk takımlarının? Kanepelerimiz 17.000 TL. 17. Neler var bu 17.000'in içinde? İki tane üçlü koltuk kanepemiz var. Bir tane de tekli berjerimiz var. Tek berjer. Evet bir de sehpa hediyemiz var. Bunu sehpaları hediye etmeseler olmuyor zaten. Evet. Sağ olsunlar. Şey mobilyalarından memnun kaldın mı sen? Memnunum çok memnunum mobilyalarından. Bunlar açılıyor mu? Açılıyorlar. Ha, yani güzel. Biraz bir tık daha büyüyor. Şu arkası açılıyor. Evet hanımlar başka eklemek istediğiniz ve merak ettiğiniz bir şey var mı? Biraz boş gibi zaten. O da yeterince sardı. Peki salon fonlarının tonunu nasıl? Nasıl buldunuz? Bakın düz kanepeler seçip yine aynı tonlarda ama minik ortada bir hareket yapmış evet. Arkadaşınız. Nasıl kibar değil mi sizce? Kibar. Onlara uygun evet. Yalnız kırlentlerde biraz hareket olmasını isterdim. Mesela payet, gold payet detaylar olsa kırlentlerin biraz odaya hareket katabilirdi. Şu an odası çok boş ve sade. Yani kırlentlerimin için yani ufak detaylar ufak olsa fonlarına uygun oda daha şık evet. Olabilirdi bence. Peki ne kadar bu odanın perdeleri? Bunlar 5000 TL perdelerim. Aha. Fonlarım da onlar da 750 TL. Evet. Peki saatin bence uyumlu. Hani çok evet, saat seviyorum. Bence de uyumlu. Evet ben saat seviyorum. Güzel. Saati güzel. Değil mi? Ben saat ben saat seviyorum. Evet. Sana saat olabilirdi evet, demişlerdi. Böyle evet. Bir saat miydi kastettiğiniz? Yani ben bunu koymam. Bu saat bu odaya uymaz. Benim odama uymaz. Ben de yiyorum. Estağfurullah lütfen. Güle güle otur lütfen öncelikle. Çok teşekkür ben bu tonları çok seviyorum. Bir de küçük oda olduğu için gayet ferahlatmış odayı. Teşekkür ederim. Bu renkleri kullanman güzel. Yalnız saatin bence buraya biraz küçük kalmış bir tık. Tamamen bu kirişi kaplayabilirdi saatin. Ayrıyeten yani bir kendinden bir şey katmanı beklerdim bu odaya. Bir aksesuar yani konsolun TV sehpasının üstü çok boş geldi. Yani dediğim gibi orada 3 tane biblo var. Resimlerimiz var. Eşimle kendi resmim var. Yani daha fazla dolduramazdım ki orayı. Yani bilmem kendinden bir şey isterdim ben burada. Direkt hani mağazadan alıp getirip koymuştum. Yani dediğim gibi evimde kira olduğu için duvarları çok fazla delemiyorum. Yok duvarlardan zaten. Değil de kendinden tablo bir şey dersen, katmanı beklerdim yani. Sade seviyorum ben. Ya da bir renk aslında olabilirdi. Evet, evet olmadı. Çok fazla beyaz son hakim. Ne renk evet. Olabilirdi? Mesela zaten bu salona beyazdım. Ne renk olabilirdi? Mesela bitki olduğu için yeşil olan sarı ve yeşil karışımlı bir çerçeve olabilirdi ya da biblo olabilirdi. Belki düşünürsün. Evet belki düşünebilirim. Peki toprak tonları falan. Buradan mutfağa göndereyim mi sizi? Olur aslında. Acaba gelinimizin mutfağı nasıl? Ne dersiniz?
Bakalım. Hadi bakalım, gelinlerimizi mutfağa gönderiyorum. Buyurun. Salon çok boş. Sanki mağazalarda daha çok aksesuar oluyor. Duvarları boş, fonla doldurmuş her yeri. Bu küçücük odaya 4 tane fon çok fazla. Ve hiç benim tarzıma uygun bir salon değil. Salonda zaten yorum yapılacak çok fazla şey yoktu. Sade, ferah, şık denilebilir. Ben sevdim.